Evet, herkese bol bol selamlar. Rapşiler. Çi. Çi. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsündeyiz böyle. Erzana Fakültesi hemen şu tarafta. Bu tarafta Adalet bölümü yer almaktadır. Şu anda kampüsteyim. Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsündeyim. Muazzam bir güzellik. Tam bir haşır mevsiminde olduğumuz için yani çiçekler, böcekler harbiden çok güzel bir manzara var. Böyle daha fazla konuşmadan arka kamerayı açarak size göstermek istiyorum. Evet, şimdi Erzurum Atatürk Üniversitesi biliyorsunuz ki metrekaresi neredeyse büyük, yani çok büyük bir alana sahip oluyor. Zaten Türkiye'deki çoğu üniversiteden önce geliyor. Çok geniş bir kampüsü var böyle. Yani etrafı, ben şu anda Eczane ve Adalet bölümünün yani üniversite hastanesinin bulunduğu yerdeyim. Bak şu ileride üniversite hastanesi, işte Eczane Fakültesi, işte Adalet bölümü. İleride işte kız yurtları var böyle. Ama tabii herkesin zevkler ve renkler tartışılır derler ya. Benim için güzel olan şeylerden bir tanesi de işte şu güzelimsi çiçekler, böcekler, ne bileyim şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok beni memnun ediyor. Sarı işte civan perçemleri. Diğer o beyazımsı şeyler. Ondan sonra yoncalar. Ne bileyim böyle farklı farklı tonlarda. Tabii siz kokuyu alamıyorsunuz ama çok güzel, muhteşem bir koku da var böyle. Biliyorsunuz ki ben üniversite hastanesinde çalıştığım için böyle öğle arası, işte yemek arası, 12-1 arası çıktığımda böyle geliyorum, böyle bir tur atıyorum şuralara. Bu güzellikler arasında bak güzel bir kelebek gördüm ama yakalayamadan gitti. İşte baksanıza çok güzel bir manzaralar. Böyle hoş, güzel. Havada işte bu aralar biraz soğuk, yani soğuk değil, biraz çok aşırı derece seri yağışlı geçiyor. İşte bunlar, işte yonca, bunlar da yakın zaman sonra artık tohum atacak, hatta fark ettiyseniz şurası tohum atmış böyle. Arı sesleri de geliyor. Arı sesleri de ayrı bir şey, bakın. Aynı zamanda farklı bir çiçek daha. Bunların kokusu da güzel. Şu altta gördüğünüz şekilde çiçekler, böcekler olduğu için böyle hani çok fazla arı çeşitleri de bulunmaktadır. Şu tarafa baktığımızda zaten çam ağaçları olsun. Yani güzel ya, böyle çıkıp böyle dolaşmak, nefes şey almak. Yani arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse, mesela biz hafta sonu çalışmıyoruz ya, ben hafta sonu böyle doğaya çıkıyorum, yani işte evde durmaktansa doğaya çıkmak, işte çimlere, toprağa, oraya buraya ayak basmak, insan harbiden bütün enerjisini, bütün o dezavantaj negatiflerini alıyor. Pazartesi ben başladığımda hayatta öyle bir pozitifle başlıyorum ki, yani düşün, yani biz birebir insanlarla temas içinde, insanlarla ilişki, yani birebir şey yaptığımız için, yani insanı bir noktadan sonra hani bunaltabilir, başını ağrıtabilir. Çünkü millet çok soru soruyor. Herhalde buradaki milletimiz aşırı derecede soru soruyor. Ondan dolayı insanın kafası, insanın beyni artık kaldıramıyor. Yani böyle yoruluyor, harbiden yoruluyor. Ama ben mesela pazartesi başladığımda herhalde o enerjiyi tamamen hafta sonu boşalttığım için böyle sıfırdan başlıyorum. Böyle bir hazırım ve onu aşırı derecede fark ediyorum. Çünkü kışın ben bunu yaşarken yani evdeydik, dışarı çıkamıyorduk ama böyle ilkbaharda, yazda, hele bu güzeli mevsimde çıkmak çok aşırı derece ayrı, apayrı bir duygu ve apayrı bir yer oluyor. Ve bence hayatta insan ne yaparsa yapsın, ne işle uğraşırsa uğraşsın, yani sürekli o ince ayarı yani kaybetmemesi gerekir. Yani o hayatındaki umutları, mutluluklarını böyle
göz ardı etmemesi gerekir. Huzur bulması gerekir. Huzur çok çok önemli. Yani bilmiyorum, ben normalde öğrenciyken de işte şey yapmaya da ki böyle duayı severdim. Böyle duaya çıkmayı, hani mesela en kötü bir örnek, ben üniversite okurken Trabzon'da işte millet sahile, millet kafeye, oraya buraya giderken tabi biz de oralara gidiyorduk ama ben daha çok tercihim işte dağlara, vadilere, dereleri görmeye, yeni bir şeyler keşfetmeye şey yapıyorum. Hani gidip kafede ya da oki salonunda, işte bilardo salonunda vakit geçireceğime diyordum. Yani beni sıkıyordu. Ben de kendimi duaya atıyordum. İşte hani yeşillikler arasında, vadilere, akarsulara böyle şey yapıyordum. Yani ben de böyle sevdiğim için, böyle mutlu olduğum için, mesela burada da Erzurum'dayım. Yani Erzurum'a geldiğimde beri, yani bir okey, bir bilardoya da başka bir şey gittiğimi hatırlamıyorum. Neredeyse 1,5 yıldır buradayım. Ama ben yani işte duaya çıktım. Duaya çıkıyorum, dağlara çıkıyorum. İşte orada bitkileri tanımaya, onları kokluyorum. Tefekkür en güzeli. En güzeli bence ben tefekkür ettiğim için Rabbime ne kadar şükretsem azdır.